60 dakikaya hoş geldiniz efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Dopdolu bir yayın akışımız var yine. Öncelikli olarak Nobel ödüllerinden bahsedelim. 2020 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan iki isimden biri olan Robert Wilson Bloomberg'e konuştu. Açıklamalarını ekrana getiriyoruz. Professor Wilson, bütün meslektaşlarım adına sizi öncelikle tebrik ediyorum. Bu ekonomi Nobel ödülü için şaşırdınız mı? Evet, çok şaşırdım. Benim için de bir sürpriz oldu. Çünkü insanların müzayede teorisiyle alakalı ilgisinin pik yaptığı dönemler 10-20 yıl öncesinde kaldı. Profesör Wilson'a baktım tabii ki. Stanford'dan John B. Taylor'ın para teorisini biliyoruz. Ve farklı kurumların farklı teorileri var. Bize müzayede teorisinin ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz kurumlarımız için ya da sosyal kuruluşlarımız için? Biz bunu daha genel anlamda düşündüğümüz zaman piyasa tasarımı diyebiliriz. Çünkü kurumların ya da sürelerle alakalı, prosedürlerle alakalı kuralların ya da kaynakların yeniden dağıtılmasıyla alakalı herhangi bir sürecin iyileştirilmesiyle alakalı birçok şey var. Bu müdahalelerin çoğu şöyle diyelim ufak değişiklikler yaratıyor. Ancak bazı durumlarda ise tamamen yeni piyasalar oluşturduğunu görebiliyoruz. Ve biz de bunu spektrum müzayedelerinde gördük, bunu fark ettik. Meslektaşım Albin Roth bildiğiniz üzere mesela böbrek piyasası üzerinde çalıştı. Böbrek donörleri ve böbreği alan kişiler üzerinde çalıştı. O yüzden çok yeni uygulamalar var bizim herhangi bir piyasa oluşturabileceğimiz. İnsanların katılımı sağlayabileceği ve etkili bir şekilde çalışabileceği ve iyi bir teşvikle çalışabileceği birçok piyasa oluşturabiliyoruz. Evet, kendisi Stanford'da sizinle birlikte çalışmıştı birkaç yıl önce. Şunu söylemek istiyorum. Meslektaşım John Farrow Londra'da bir sanat eseri için açık arttırmaya çalışıyor Christie's'de. Ancak sizin yaptığınız şey bizim anladığımız müzayedenin çok daha ötesine geçiyor. Sanat müzayedesinden çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Bizim dinleyicilerimiz dünya çapında şimdi ne bilmeli sizce? Müzayede bilimiyle alakalı ne bilmeli? Ve bu bizim için ne ifade ediyor? Ne söylersiniz? Bakın, çok kompleks, çoklu emtia tarzı durumlarla mücadele ediyoruz şu an. Çok farklı spektrum lisansları var mesela. Elektrikten bahsedebiliriz. Çünkü elektriği çok farklı yerlerde, çok farklı zamanlarda kullanıyoruz. Ve bunlar aslında çok fazla kaynağın sürekli akıtıldığı konular ve sistemler. Mesela elektrikten bir kez daha bahsedebilirim. O kadar kompleks ki aslında elektrik tek bir sanat eserinin açık arttırmada satılmasından çok daha kompleks bir şey. Sıradaki demekten çok daha kompleks bir şey. Şu an insanlar bir paket satın almaya ya da satmaya çalışıyor. Elektrikten yine bir kez daha bahsedebiliriz. Bu noktada enerjimiz var ve bu enerjinin aktarım hatlarına ihtiyacınız var. Bütün bu bileşenlere ihtiyacınız var. Bu yüzden kompleks bir emtiadan bahsediyoruz. Ve bunlardan çok var. Profesör, şu an yaptığınız çalışma aslında dijital çağımız için çok önemli ve merkez bankalarının müdahalelerinin olduğu bir dönemdeyiz. Ve insanların çoğu etkili piyasanın hala var olup olmadığını merak ediyor. Kamu borcu tarafında mesela. Evet, biliyorum siz biraz daha az popüler olan varlıklarda çalışıyorsunuz. Ancak bilginize güvenerek soruyorum. Ne kadar etkisiz hale geldi kamu piyasası mesela bu merkez bankası müdahaleleriyle birlikte? Bakın, bu benim uzmanlık alanımın çok dışına çıkıyor. Özür dilerim, size bu konuda cevap veremeyeceğim. Pekala. O zaman şunu sormak istiyorum. Farklı varlık sınıflarınız var mı sizce müzayede formatına kayabilecek? Şu an öyle düşünmediğimiz ancak gelecekte müzayede formatına dönüşebileceğini düşündüğünüz bir şey var mı? Şöyle düşünebiliriz. Elektrik gibi bir şey olabilir. Çünkü hepimizin bu tarz ihtiyaçları var. Güneş enerjisine ihtiyacımız var mesela. Güneşten gelen enerjiye ihtiyacımız var. Rüzgar enerjisine ihtiyacımız var. O yüzden yeni tarz piyasalar oluşturmamız gerekiyor bu tarz farklı kaynaklar için. Ve de talebi arz ile dengelememiz gerekiyor. O yüzden yeni ve farklı bir uygulama bu. Robert Wilson, sizi biraz daha öteye götürmek istiyorum. Her gün günlük hayatımızda yeni dijital dominansla birlikte çok fazla şey görüyoruz. eBay'de müzayedeler gerçekleşiyor ancak bilgi akışı da var ve bu Apple ve Google tarafından başı çekilen bir şey.
Sizce biz gelecekte nasıl teklif vereceğiz, nasıl satın alacağız her gün teknolojiyle birlikte? Bakın, sanırım bu tarz müzayedeleri örnek olarak ele alacak olursak bunların çoğunun otomatik olduğunu size söyleyebilirim. Bunlar dakika dakika ya da saniye saniye gerçekleşiyor ve bunlar da teklif veren robotlarla ya da bir çeşit algoritmik metotla, yöntemle oluyor. O yüzden sürekli kaynakların yeniden dağıtılması oluyor. Devam eden bir şey bu ve bence bu çoğu alanda gerçekleşen bir şey. Evet, devam ediyoruz. Bugün gelen işsizlik rakamlarının üzerine biraz konuşacağız. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bizlerle. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, yani BETAM Başkanı Seyfettin Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Özellikle işsizlik rakamlarının içeriğine baktığınızda burada hepimizin bildiği üzere genç işsizlikte yine yüksek seviyeler korunuyor. Burada özellikle hani genç işsizlikle ilgili olarak önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir görüyorsunuz? Hani bunun azaltılması, işsizlikle mücadele anlamında neler önerirsiniz? Genel hatlarıyla konuşalım. Vallahi siz epey özel bir konudan giriş yaptınız. Tabii işsizlik rakamları, genç işsizlik rakamları çok ciddi seviyelere çıktı. Neredeyse her dört gençten biri işsiz. Evet. Ama oraya gelinceye kadar tabii Türkiye'nin şu son dönemde yaşadığı pandemi dolayısıyla çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Şimdi son iki, bugün malum Temmuz dönemi açıklandı. Temmuz dönemi, dönem diyorum, ay demiyorum, burası önemli. Haziran, Temmuz, Ağustos ortalaması. Çünkü her ay 3 aylık ortalama açıklanır. Ve işsizlik oranında benim takip ettiğim, esas bence dikkate alınması gereken mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı %16,5'tan, ki bunu da söyleyeyim, bir önceki ay %16,7 idi Haziran dönemi. Şimdi revize etmiş TÜİK %16,5. %16,5'tan 15,9'a düştü. Bu evet, ciddi bir düşüş. Peki umutlanmalı mıyız? Ne oldu diye baktığımız zaman muazzam bir istihdam artışı. 568 bin. Bu bir dönemden bir döneme tabii ancak olağanüstü koşullarda olur. Neden bu kadar büyük bir istihdam artışı? Çünkü şey çıktı ortalamadan, Mayıs çıktı, yerine Ağustos girdi. O aydan bu aya da malum işler, karantina tedbirleri kaldırıldı çok büyük ölçüde ve yeniden çarklar dönmeye başladı. Ama bu kadar büyük istihdam artışına rağmen tabii işsizlik oranında 0.6 puanlık düşüş önemli. Aşağı yukarı işsiz sayısı da 100 bin, 75 bin kadar azaldı. Bu çok önemli değil. Neden böyle olabildi? Daha fazla düşmedi. Çünkü iş gücü 493 bin arttı. Yarım milyona yakın iş gücünde artış var. Şimdi bir önceki ay bunun tam tersi olmuştu. Haziran döneminde istihdam gene çok büyük artış kaydetmişti. Olağanüstü. 411 bin revize edilmiş bugün açıklanan rakam. İş gücü ise 552 bin artmıştı ve işsizlik oranı da tarım dışı %16,3'ten 16,5'a çıkmıştı. Şimdi bu ayrıntıları veriyorum çünkü gelecekte, önümüzdeki aylarda ne olacağına dair bu bize iyi bir fikir veriyor. Önümüzdeki aylarda da ciddi istihdam artışları olabilir ama giderek yavaşlayacak. Ama aynı zamanda çok güçlü iş gücü artışları oluyor. Neden? Çünkü bahar döneminde pandemi sırasında pek çok istihdam kayıpları 2 milyona ulaşmıştı. 2 ayda, Nisan ve Mayıs'ta. Ama işsiz sayısındaki artış 150 bin civarındaydı. Geri kalan işini kaybeden o 2 milyona yakın insan nereye gitti? Bunlar iş gücü piyasasına dışına çıkmışlardı. Yani iş aramaktan vazgeçmişlerdi. Şimdi bu iş arayanların Haziran döneminden itibaren dönüşü başladı. Onun için iş gücü artışı çok güçlü artıyor. Eğer istihdam artışı bunu telafi edemezse, örneğin Haziran döneminde olduğu gibi, işsizlik oranı artmaya devam edebilir.
işsiz sayısı artmaya devam edebilir. Dolayısıyla şimdi bütün mesele önümüzdeki dönemde bir geçiş dönemi yaşayacağız. Bir normalleşme dönemi. Eğer güçlü bir büyüme ve istihdam artışı yaratan bir büyüme olduğu sürece ve işsizlik yüksek seviyede de olsa yavaş yavaş düşebilir. Ama yok, bütün bunu iş gücü piyasasına dışına çıkmış 2-3 milyonluk kitle istihdam açıldı. İş bulabilirim ümidiyle tekrar iş aramaya başlarsa işsiz sayısı, gerçek işsiz sayısı ortaya çıkacak. Şimdi gençlerin vaziyeti bu iki şey arasında sıkışmış vaziyette. Çünkü gençler de ya uzattılar eğitimlerini, nasıl olsa iş bulamayacağız diye. Kimisi eve kapandı. Kimisi de işte bu dönemde de bitirecekler okullarını. Gelecek Haziran'da da bitirecekler. Kimi bu Ekim'de, Kasım'da bitirecek. Ve iş gücü piyasasına girecekler. İstihdam edilebilir miyiz umuduyla? Şimdi bu durumda tabii genç işsizliğin de açıkçası ben çok hızlı bir düşüş olabileceğini, hatta artışlar bile zaman zaman ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi önemli olan şu, ilk defa Türkiye tarihinde uzun dönemdir, yani neredeyse bu yılla birlikte 3 yıl olacak, yüksek düzeyde işsizlik yaşadı. 2018'de başladı, 2019'da kısmen ikinci yarıda azaldı biraz işsizlik ama gene hala çok yüksekti. Nitekim pandemi öncesi söyleyeyim %14 Şubat ayıydı. En düşük seviyedir bu işte 2018'den sonra görülen. 14.7 idi, düşünün. Çok yüksek bir işsizlik oranı tarım dışında. Bu düşe düşe şu anda 15,9'a düştü. Şimdi 3 yıl üst üste yüksek işsizlik yaşamış bir ülkeyi, bir dönemi şey diyoruz, devam ettiriyoruz. 2021'de ne olacağını şu anda doğrusu kestirmek güç, onu bir yana bırakalım. Ama 3 yıl üst üste yüksek işsizlikle boğuşmuş bir Türkiye'de tabii yoksulluk açma da çok ciddi boyutlara ulaştı büyük ihtimalle. Yoksulluk istatistikleri 2020'ye dair yoksulluk istatistikleri ancak önümüzdeki yılın 2020'nin Eylül'ünde çıkacak. Bu Eylül'de 2019'u öğrendik. Şiddetli maddi yoksullukta örneğin bir artış vardı zaten, devam ediyor. Şimdi bu 2020'de çok daha büyük boyutlara ulaşabilir. Bence bunlar önemli toplumsal sorunlar biriktiriyor bu gelişmeler. Evet Seyfettin Bey, kesinlikle çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Önümüzdeki dönemde bir yandan da pandemi süreci olduğu için önümüzde hali hazırda belirsizlik devam ediyor. Aslında bir miktar işte bu hani 3. çeyrekte mesela rakamların nispeten iyimserleştiği bir ortamdaydık. Çeşitli Doğru. desteklerden bahsediyoruz biliyorsunuz. Hatta genel anlamda yıl genelinde büyümeye de 3. çeyreğin çok büyük katkı sağlayacağı konuşuluyor. Ama işte istihdam yaratma tarafında halen daha... Önümüzdeki tablo yani hani geleceğe dair bir belirsizlik var gibi duruyor dediğiniz gibi. Bir de tabii hali hazırda şayet bu destekler, işten çıkarma yasakları, kısa çalışma ödenekleri olmasına rağmen böyle olmazsa bunlar yani olmadığı takdirde neler olabilir? Şimdi bir yanda bu sözünü ettiğiniz destekler zaten aslında istihdam kayıpları olarak çıkmadı ortaya. Çünkü buna isterseniz yapay istihdam da diyebiliriz. Aşağı yukarı 5 milyona yakın bu pandemi döneminde çalışan ya kısa çalışma şeyine, statüsüne geçti. Devlet %60'ını ödedi ücretin. Ya da 2 milyona yakını ücretsiz izne yollandı. İşten çıkarma yasağıyla birlikte. Şimdi bu 5 milyon zaten... Gelecekte yani önümüzdeki aylarda ne olacak tam bilmiyoruz. Onun için çok güçlü bir büyüme gerekiyor. İstihdam yaratan ki hiç olmazsa bu şeyi kısa çalışma ödeneğindeki milyonları yavaş yavaş absorbe etsin. Keza işten çıkarma yasağı kalktığında artık firmaların işten çıkarma gereği duymasınlar çalışanlarını. Bunu bilmiyoruz. Bu birinci belirsizlik ama... İkinci daha yakın, onu görüyoruz rakamları,
2 milyona yakın, tam 1 milyon 900 bin istihdam kaybı oldu. Bu önlemlere rağmen. Nisan ve Mayıs döneminde. Şimdi bunun Haziran ve Temmuz döneminde, bu son iki dönemde sadece 1 milyonu geri döndü. Yani tam bunlar aynı kişiler olmayabilir ama önemli bir bölümü, yarısı diyelim, kabaca döndü işe. İyi ama kalan 1 milyon daha var. Ve bu 1 milyon daha işsiz sayısına girmiş değil, çünkü iş aramaktan vazgeçmiş durumdalar. Şimdi önce bunları işe alacağız tekrar. Ondan sonra o dediğiniz kısa çalışma ödeneğinden, işte ücretsiz izinden yararlananlar işten çıkartılmayacak vesaire vesaire. Yani önümüzde çok zorlu bir dönem var hala. Peki. Seyfettin Bey, çok teşekkür ediyorum analiziniz için, yayına katkılarınız için. Devam edelim. Doktor Berra Doğaner bizlerle. Primitif Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu üyesi. Berra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Şimdi Borsa İstanbul'u biraz tabii konuşacağız. Önümüzde hali hazırda. Bugünü pozitif kapattık. Hafta genelinde bunun yayılmasını, bu temanın yayılmasını bekler misiniz? Seçimler de devam ediyor. İçeride biraz hani yurt dışından ayrışan bir temayı daha çok görmeye alışkınız aslında. Yerli yatırımcıların, bireysel yatırımcıların daha fazlalaştığı bir kompozisyon sürer mi? Ne dersiniz? Bir yandan faizler kademeli olarak artış gösteriyor. Nedir Borsa İstanbul'un teması? Önümüzdeki dönemde ne olabilir? Evet, Borsa İstanbul aslında bu sene yerlilerin katılımı ile çok ilginç bir yıl geçiriyor. Yabancı katılımının azaldığı, bu nedenle BIST 30, BIST 100 hisselerinde, BIST bankacılık hisselerinde hala önemli değer kayıplarının görüldüğü, ama buna karşılık BIST 100 dışı diğer hisselerde tatminkar, hatta fazlasıyla tatminkar getirilerin oluştuğu çok değişik bir yıl yaşıyoruz. Dolayısıyla borsanın bütününü değerlendirmek başka, bu küçük hisseleri, özel hisseleri değerlendirmek başka oluyor. Çok değişik bir yıl. Hani genel için konuşurken, endeks bazında konuşurken, endeksin üzerinde BIST 30 hisselerinin ağırlığı yüksek olduğu için başka şeyler söylememiz gerekiyor. Tümü için başka şeyler söylememiz gerekiyor. Böyle değişik bir yıl. Bilhassa bankacılık endeksinde pozisyon alanların, BIST 30'da pozisyon alanların, yani konvansiyonel yatırımcıların, eski yatırımcıların çok da mutlu olmadığı bir dönem yaşıyoruz şu anda. Buna karşılık buradan kaçınan, daha riskli, daha sığ hisselere yönelen yatırımcıların getiri açısından tatmin oldukları bir dönem içerisindeyiz. Peki bu temanın devam etmesini bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Özellikle hani bireysel yatırımcı tarafında halen daha borsaya yeni yatırımcı da gelmeye devam ediyor nitekim. Evet, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıklaması oldu. Zaten her ay düzenli olarak açıklıyor. Aslında bu çok da güzel bir şey. Bu arada onu da söyleyelim. Negatif algılanmasını asla istemeyiz. Nihayet yerli yatırımcının, hane halkının tasarrufları içerisinde hisse senetleri kayda değer bir büyüklüğe yavaş yavaş ulaşmaya başlayacak. Bunu da zannediyorum çok uzun yıllardır süren finansal okuryazarlık çalışmalarının etkisi olduğu, işte sizlerin etkisi oldu, getiri arayışının etkisi oldu. Ben bugün düşünürken bir şeyin daha etkisi olduğunu fark ettim. O da bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım nedeniyle hisse senetli fonlara, daha doğrusu yatırım fonlarını ve bireysel emeklilik fonlarının getirilerini karşılaştırdı yatırımcılar. Hisse senetlerinde de enteresan bir getiri olduğunu gördüler fonlarda. O da motive etmiş olabilir. Dolayısıyla birçok sebep bir araya geldi ve önemli bir yatırımcı katılımı oldu. 555 bin kişi olmuş ilk 9 ayda borsamıza gelen. Evet, BIST de önemli bir katkı sağladı dediniz ama şimdi bir yandan bu hani BIST 100 dışı endeksteki kağıtların hareketliliği, biliyorsunuz özellikle bireysel yatırımcılar diyoruz. Burada mesela yatırımcının korunması anlamında çeşitli mesajlar veriliyordu. Hani Borsa İstanbul tarafından da mesela mesajlar yayınlanıyordu ama yatırımcılar burada nelere dikkat etmeli? Biraz belki hani küçük yatırımcıyı korumak adına hani tırnak içi
tırnak içerisinde tabii söylüyorum, neler yapılabilir, neler önerilebilir? Ben bugün bu MKK'nın açıkladığı verilere bakarken biraz geriye gitme ihtiyacı hissettim. Kendim 1983 yılından beri sermaye piyasalarının içindeyim. Daha borsa yokken SPK'nın kuruluşuyla beraber bu piyasaya adım atmıştım. Dolayısıyla bütün bu süre içerisinde yerli yatırımcılarla ilgili, yabancı yatırımcılarla ilgili çok fazla trend değişimini gözlemleme şansım oldu. 2000 yılında tıpkı bu yıl gibi o sene 670 bin yatırımcı gelmiş bir yılda. Bunu çok konuşmuyoruz yayınlarda, belki ilk dile getiriliyor şu anda. Ve o yıllarda da yatırımcı sayısı, yani 2000 yılında yatırımcı sayısı tıpkı şimdi olduğu gibi 1 milyon 750 bin civarındaymış. Daha sonra yıllar içerisinde çok çeşitli olaylarla, batan aracı kurumlarla, tahtası kapanan hisse senetleriyle, yani iflas eden şirketlerle veya 2001 krizinde TMSF'nin el koyduğu bankalarla, banka iştirakleriyle bu yatırımcı sayısı ya da trade edip kaybederek bu yatırımcı sayısı azalmış azalmış, uzun yıllardır biz 1 milyon 200 binlerde seyrediyorduk. Bu bize neyi gösteriyor? Tam da sizin sorunuzu gösteriyor. Bunları onun için söyleme ihtiyacı hissettim. Bakın, biz 20 yıl önce bugünkü yatırımcı sayısındaymışız. Sonra azalmışız, 1 milyon 200 binlere düşmüşüz. Ancak 20 yıl sonra tekrar 2000 yılındaki yatırımcı sayımızı topluyoruz. Dolayısıyla bu yeni gelen yatırımcılara gözümüz gibi bakmamız lazım. Sermaye Piyasası Kurulu bu yüzden sürekli düzenlemeler yapıyor, çağrıda bulunuyor yatırımcılara. Diyor ki aman sakın evinizi, arabanızı satarak girmeyin, kredi kullanmayın. Bir taraftan bunları tavsiye ediyor, biz de tabii ki ona ediyoruz. Bir taraftan da bu yeni dönemde piyasaya gelen ve çok deneyimli olmayan yatırımcıların, manipülatörlerin tuzağına düşmemesi için de hem aksiyon alıyor, her hafta cezalandırıldıklarını görüyoruz, hem de sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu yeni yatırımcılarımızın evet şu anda sığ hisselerde durarak belirli bir getiri elde ettiler ama mutlaka yatırımlarını artık yavaş yavaş oralarda yeterli getiri elde ettilerse realize edip, hani bu dansın bir sonu olduğunu da göz önünde bulundurup, daha konvansiyonel, daha değerinin altında işlem gören hisse senetlerine geçerek kendilerini korumalarında çok büyük fayda var. Bir de bir husus daha bu konuda belirtmek istiyorum. Aracı kurumlarımıza, yatırım kuruluşlarımıza da çok görev düşüyor kanımca. Şimdi bu gelen yeni yatırımcılara teknik altyapı fevkalade yeterli oldu. Bakın, hiçbir sorun olmadı hesap açmada, emir iletiminde. Ama bir konuda bir yetersizlik var, o da araştırma süreçleri. Yatırım kuruluşlarına yeni yatırımcıların ilgi duyduğu hisselerle ilgili daha çok rapor yazmak. Tamam, uzun uzun raporlar okunmuyor ama daha kısa, hap gibi, pahalıysa pahalı diyen, yatırımcıyı uyaran bir fonksiyon bu araştırma raporları yönüyle göstermelerinde büyük fayda var. Ben Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Borsa İstanbul'un da bu konuda alert olduklarını, çeşitli beyin jimnastikleri yapıldığını da bir taraftan biliyorum. Berra Hanım, peki önümüzdeki dönemde hani yabancı yatırımcı ilgisine dair nasıl bir beklentiniz oluştu son dönemde atılan normalleşme adımları ile birlikte özellikle? Evet, bu normalleşme adımları nihayet ilk defa çok uzun zamandan sonra geçtiğimiz hafta borsaya ve devlet iş borçlanma senetlerine alım getirdi. Ne kadar oldu? 610 milyon dolarlık bir alım oldu 25 Eylül 2 Ekim haftasında. Bunun 479 milyon doları devlet iş borçlanma senetlerine, 131 milyon doları hisse senetlerine geldi. Çok uzun aradan sonra ilk defa kayda değer bir rakam geldi. Ama tabii %50'nin
altında seyreden bir yabancı takasından bahsediyoruz. Hala belirli hisse senetlerinde yabancıların bilhassa bankalarda satışa devam ettiklerini bazı günlerde görüyoruz. Fakat ben atılan normalleşme adımlarının bu konuda da işe yarayacağını düşünüyorum. Hani şu kısacık sürede işte bu kadar adım atıldı, kur niye sakinlemedi, borsa niye yükselmedi, yabancı niye gelmedi diye herkesin kafasında sorular var ama jeopolitik olarak kötü bir döneme denk geldi bu adımlar. Zorlu bir dönemimize denk geldi. Amerika'da seçimlerin olduğu, yine biraz dünyada da volatilitenin yüksek olduğu bir döneme denk geldi. Ben bir müddet sonra bu Amerikan seçimleri geçip içeride de, yani Türkiye özelinde de jeopolitik konularda bir sakinleşme sağlandığı noktada bu adımların etkisinin daha çok görüleceğini, kurlarda bir geri çekilmenin kısmi de olsa ve borsada da tekrar yabancı ilgisinin artacağı, evet, bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Berra Hanım değerli yorumlarınız için. Kolay gelsin. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Dakika devam ediyor. Yücel Tonguç Erbaş bizlerle. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Gözde Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar diliyorum tekrardan. İyi yayınlar olsun. Şimdi bugün gelen cari denge rakamlarını biraz konuşalım istiyorum ama finansman tarafında beklentiler nasıl şekillenecek onu konuşalım istiyorum. Yani cari açığın finansmanı nasıl olacak? Önümüzde nasıl bir tablo var? Neler aktarırsınız? Aslında yani bu yıl, şimdi yarın da sanayi üretimini göreceğiz. Biraz daha enteresan bizim açımızdan, pandemi sürecinde özellikle bu dış ticarette bence yılın ikinci yarısında, özellikle üçüncü çeyrekte çok net bir hacimsel bazda bu kadar yoğun geçeceğini, hatta iş tarafta da tabii ki yani talep kaynaklı da bu ticaretin gerçekleşmesi ithalat ihracat tarafında bu kadar yoğun geçebileceğini tahmin etmediğimizi düşünüyorum. Geçen yıl yanılmıyorsam 5 milyar doların üzerinde aynı ay içerisinde baktığımızda ilk 8 aya bir fazlamız vardı. Ki o dönem sanki bizim enflasyon sürecimizden aslında biraz daha faizleri indirdiğimiz bir döneme doğru geldiğimiz bir aralıkta gerçekleşiyordu. Dolayısıyla hani cari açık içerisine baktığımızda çok net bizim hep konuştuğumuz işte hizmet sektörü gelir kalemleri içerisindeki belki turizm tarafının bir nebze bize bu yıl çok net sıkıntı yarattığı bir süreçteyiz. Artı yılbaşından itibaren konuşuyoruz. Her ne kadar şu ana kadar biraz daha yataylaşsa da bir fon çıkışı Türkiye'den olmaya devam ediyordu. Bunun aslında son gelen veride de bir nebze gerçekleştiğini görüyoruz ama yani yıllıkta 8 aylık sonlanmalara baktığımızda 27 milyar dolara yaklaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum mevcut faiz oranlarındaki değişim, işte daha önceki kredilerle gerçekleşen belki ihracat kalemleri, biraz da iç talebin yani çok hızlı arttıktan sonra, çok hızlı artmasından da kastım pandemi sonrasındaki süreç için bir nebze yavaşlamasını görebiliriz. Yani bu bizim yarından sonraki sanayi üretim verileri, işte büyüme verilerinde de belki çeyreklik bazda biraz daha, özellikle dördüncü çeyrekte etkili olabilir. Burada ben yılın ilk 8 ayındaki kadar hızlı bir cari açık değişimi sonrasında önümüzdeki 3-4 ay içerisinde benzer bir tempoyla gitmeyeceğimizi bu nedenle düşünüyorum. Ama yine de yılı yani bundan önceki yıldan önceki kadar kötü olmasa da yine 30 milyar civarlarda, dolar civarlarında bir açıkla kapatacağız gibi gözüküyor. Hani finansman konusunda aslında burada yani ihalelerle şu an devam edilmeye çalışıyor. Bazı özellikle belki bundan sonraki süreçteki yavaşlamanın etkisiyle de biraz daha yurt dışından kaynak bulma noktasında en azından bu seneyi kapamak,
Belki önümüzdeki sene, çünkü ben bu kadar yüksek bir cari açık olacağını düşünmüyorum. Biraz daha o tarafta dış kaynakla bu süreci kapamaya çalışacağız gibi gözüküyor. Zaten süreçte o şekilde ilerliyor şu an için. Ama şunu soruyorsak ya da şunu konuşmamız gerekiyorsa, öyle ya da böyle bu açığın, yani ekonomi yavaştı, hızlıydı, işte kaynak maliyeti yüksekti vesaire, yine de bizim şu anki konuştuğumuz kur üzerinde de aslında çok da uzatmayayım ama yani kredi derecelendirme kuruluşlarının da bahsettiği nedenler arasındaki benzerlik, ne diyelim, etkisi, buradaki dengeleri bozucu durumu da söz konusu olmuş gibi gözüküyor bir nebze. Evet, önümüzdeki dönemde yani iç talepte bir soğuma yavaş yavaş olabilir diyorsunuz. Bir de tabii burada hani cari denge tarafında açığın önemli bir bölümü de altın ithalatından geliyor. Orada talep koşulları nasıl şekillenebilir? Yani bu veride yanlış görmediysem burada açık tarafında en azından biraz da öne geçmiş durumdayız. Yani pozitif altın enerji hariç tarafta bir fazlamız var. Dolayısıyla yani oradaki Sayın Bakan'ın YEP'te ifade ettiği gibi yani altın ithalatı Türkiye için durmayacak bir nokta. Yani hani turizm gelirlerinin işte bize 25 milyar dolarlık bir gideri var. Dolayısıyla bu 8 aya baktığınızda neredeyse 8 ay bizim yalnızca turizm gelirlerinden bir negatif tarafta yer almamızdan kaynaklanıyor. Ama altın ithalatı konusunun ben önümüzdeki dönem, hatta önümüzdeki yıllarda devam edeceğini düşünüyorum. Hem bizim talep tarafı için, yani iç pazar için, hem de Türkiye'nin koşulları açısından baktığımızda. Ama buradaki açığın da bence yine benzer bir talep azalmasıyla biraz daha bu cari açığı da azaltıcı etkisi olacak. Ama peki, ana değişkenin sanki turizm odaklı gibi gözüküyor şu an için. Peki, önümüzdeki dönemde seyre bakacağız. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün yine bir adım geldi. Bu ne anlam ifade ediyor? TL cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faizde bir artış gerçekleşti. Bu normal bir revize sanırım. Nasıl yorumladınız? Yani aslında çok enteresan geliyor bana. Şöyle enteresan geliyor. Yani Türkiye genelde hani bizim için faiz ve kur çok önemli iki tane değişken. Ve burada böyle çok stres yaşadığı dönemlerde çok adım atmaktan kaçınan bir ülke. Yani ya da bir ekonomik görüntü sergiliyordu. Sizler de belki hepimiz hatırlarız. Yani bir faiz değişikliğinden, işte kurda belli seviyelerin geçilmesinden çok tedirgin olan bir ekonomik düzenimiz vardı aslında. Ama şu dönem özellikle Merkez Bankası son faiz artışını yaptıktan sonra işte aktif rasyo tarafı, swap tarafı, vergilendirme tarafı, birçok konuda normalleşme adımlarını yine bir sonraki hafta Salı günü YEP'te açıklayan bakanın adımlar devam etmesi durumunda, belki çeşitli dönemlerde farklı adımlar da göreceğiz. Burada uygulanan, yani zorunlu karşılıkların o aktif rasyo içerisindeki belki NEMA'sı diye adlandırabileceğiz gelirde de 2 puanlık bir iyileştirme yapıldı. Hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu oranlara sahip olan, bu ne diyelim, istenilen oranı gerçekleştirebilen bankaların hem 5 puanlık o aktif rasyoda bir değişikliği oldu, hem de olası getirine de 2 puan eklendi. Tabii ki bir ne diyelim, hani faizin 2 puan artması NEMA'nın da 2 puan artmasına getiriyor. Ama sonuçta o manada da bir değişikliği ifade ediyor. Eğer önümüzdeki toplantıda da tabii bu faiz artışları devam edecek veya bir sonraki toplantıda durum olursa tekrar yeni düzenlemeler ve buradaki oranın tekrar yukarı çekilmesi de söz konusu olacaktır. Aslında teknik bir düzeltme söylediğiniz gibi ama sonuçta yapılmamıştı. Faiz artışı sonrasında bu bankacılık tarafı içinde en azından bir normalleşme diyebileceğiniz bir adım gibi gözüküyor. Evet, şimdi biraz Borsa İstanbul tematiğini konuşalım. Yani şu andaki tema mesela bankacılık endeksinin daha geride kaldığı, sınayının daha ileride olduğu aşikar. Hep konuşuyoruz. Zaten pandemi sonrasında da işte belli başlı sektörleri ön plana çıkarmıştık. Hatta model portföylerden bir süredir bankacılık hisselerinin pek yer almadığı bir temadayız. Bu korunuyor mu? Model portföyde bir değişiklik var mı? Hangi hisseler ön plana çıkıyor? Valla borsanın teması çok enteresan, ben size söyleyeyim. Yani ben hayatımda veya
hani borsa tarihinde en son 2000 yıl sonrasına denk geldim, 97 sonrasına. Niye değişik onu da söyleyelim. Yani işte ne bileyim faizler yükseliyor, kur yükseliyor. Diyeceksiniz ki tamam bunlarla korelasyon kayboldu. Türkiye'nin belli Avrasya, işte Akdeniz risklerinden bahsediyoruz. Tamam bunlar da bir köşede duruyor. Türkiye'nin çok ucuz bir borsa olduğunu düşünüyoruz. Bu da makul karşılanabilir. İşte Amerika'da, Avrupa'da bir destek paketleri devam ederken Amerikan seçimleri öncesinde bir borsa yükselişi yaşıyoruz. Ama bu borsa yükselişi böyle kademeli, evet biraz daha özellikle Merkez Bankası'nın faiz artımı sonrası gelen tüm adımlar bence daha normal bir piyasa şartlarına doğru götürüyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde daha yani hacim bazlı, sektörel bazlı daha güçlü gözüken bir endekse yeni düzenlemeler de gelecektir. Daha normalleşme diyelim yine adına adımlar içerisinde. Fakat şundan enteresan bir özellikle devam ediyor. Bazı hisselerde marjlar tabii %10 ama özellikle baktığımda özellikle teknik olarak yani bir temel gerekçesi olmasa bile herhangi bir haber akışına rastlamasak da yani faiz arttığında banka, faiz arttığında işte finansal kiralamalar, ne bileyim yani negatif bir tarafı olsa dahi tamam bunun belki makul açıklamaları var ama en azından belli marjlarla yatay kalabileceği dönemde bile o hızlı artışı bazı hisselerde görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? Eskiden 1-2 kademe ya da %1-2 artabilen bir gün yaşarken işte biraz daha yurt dışı iyi diye biz burada günün en yüksek marjında işlem görebilecek veya %6-7 artmış ve geri çekilmelerle işte hacmin arttırıldığı bir piyasa görebiliyoruz. Hani burada bir rally var mı? Evet, 1150'nin üzerinde buna da bir rally diyebiliriz. Çok net dayanakları var mı bu rallinin? Yani 1200'den 985'e gelirken ve sonra 1150-70'lerde biraz yataylaşırken aslında neyse aşağı yukarı şimdi de benzer enerjileri var. Ama bu sefer borsa tarafında yerlinin gücünün de hiç azınmayacak bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Portföye gelince aslında bir nebze daha ortadaki bu orta ölçekli sanayi şirketlerine, bazı turizm hisselerine, bir nebze girişim sermayelerine gibi hani ana hisse grubundansa biz hala mümkün olduğu kadar bu tarafta tutucu kalmaya çalışırken orta ölçekli sanayi şirketleri ve bazı teknik göstergeleri iyi olan hisseleri de haftalık portföylerimize eklemeye devam ediyoruz. Ama şunu ifade edebilirim, hala ana hisse gruplarında belki biraz daha endekse katılım oldu ama böyle topyekün bir buradan pozitif algıyla yukarı devam eden bir endeks yok. Sektör ve hisse bazlı ayrışmalar gün ve gün devam edecektir. Yani böyle bir ay bir sektör veya 2-3 sektör değil, teknik seviyelere göre, beklentilere göre böyle sektörel bazlı talepler olup devam ediyor. Her hissede de kalıcı bir pozisyon artışı görmüyorum. Yani böyle bir gümbür gümbür de burada hisse senedi alınmıyor. Yalnız al satlarla hisselerin fiyatları yukarı doğru gidiyor gibi gözüküyor. O açıdan çok uzun zamandır piyasa değeri açısından belki çarpanları çok ucuz olan sektörler vardır. Ama hızlı yükselişlerin inanılmaz piyasa değerlerine de hala hisseleri günlük bazda da getirme gibi bir durum söz konusu var. Tahmin ediyorum Amerikan seçimlerine kadar yurt dışı piyasalar bozulmaz. Sonrasında da kim başkan olursa olsun piyasayı bozacak bir hamle olmazsa ki bu likiditeyle biraz zor gözüküyor. Bir sene sonu veya yeni yıl başı rallisi devamı da olabilir Borsa İstanbul'da. Yani yeniden 1200 zirvesi bu bağlamda devam ederse görülebilecek gibi gözüküyor. Bunu Biden senaryosuna mı bağladınız? Öyle mi anlayalım? Vallahi bunu yani şöyle şuna bağladım. Peki. Bir Amerikan seçimi riski var. Evet. Ama ne olursa olsun Trump da Biden da bu likiditenin, ortaya sürülen likiditenin ve yeni destek paketlerinin bu algıyı bozmayacağını, Türkiye'nin %5.8 kısaca dünyanın da %3 büyümeye doğru gittiğine esasında bağlıyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum. Yücel Tonguç Erbaş bizlerleydi efendim. Allah Açı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Devam edelim. Mete Aktaş bizlerle, basketbol yazarı. Mete Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi NBA şampiyonundan biraz bahsedeceğiz. Bir yandan pandemi süreci tabii devam ediyor ama bir yandan da şampiyonlar açıklanıyor. İşte ligler nasıl devam ediyor? Etkisi ne oldu? Sizden biraz dinleyelim. Evet, 3,5 aylık bir bubble maratonu vardı. Bir fanusta Orlando'da 22 takımın mücadelesi nihayet dün gece sona erdi. Ve NBA tarihinin en başarılı iki takımından biri olan Los Angeles Lakers 10 yıllardan sonra yeniden NBA'in zirvesine çıktı. Lakers NBA final serisinde Miami Heat'i 4-2 yenerek 17. şampiyonluğunu kazandı. Ezeli rakip Boston Celtics'i de yakaladı. Lakers'ın süperstarı 2,5 ay sonra 36 yaşına girecek olan LeBron James de 17 yıllık başarılarla dolu kariyerindeki 4. şampiyonluğunu kazandı ve final serisinde en değerli oyuncu seçildi. Ve James aynı zamanda 3 ayrı takımla finallerin MVP'si seçilen ilk oyuncu oldu. Tabii çok olağanüstü bir sezon oldu. 11 Mart'ta Utah maçı öncesinde Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in testi pozitif gelince NBA apar topar önce maçı erteledi. Birkaç saat sonra da sezonu durdurdu ve fişi çeken ilk lig oldu bütün dünyada. Hızlıca bu kararı aldı NBA ama ligi de yeniden başlatan ve en hızlı şekilde başlatan ve bunu da eşi benzeri görmemiş bir şekilde başlatan da yine aynı zamanda ilk lig oldu. Sezonun devam etmesini sağlamak ve işte oluşan maddi zararın kısmi de olsa telafi edebilmek adına Haziran ayında bir karar aldı lig yönetimi ve 2019-20 sezonunun playoff'u garantilen ve playoff'a kalma şansı süren 22 takımla birlikte Orlando'daki Disney World'de 30 Temmuz 13 Ekim tarihleri arasında oynanacağını duyurmuştu. Müthiş bir sağlık ve güvenlik önlemi alındı Gözde Hanım. Yani daha önce hiç eşi benzerine rast gelmedi, denk gelmediğimiz bir organizasyon yaptı NBA. 170 milyon dolar bir yatırım yaptı ve fanusa benzeyen bir izole ortam oluşturuldu. Buna da bubble, yani baloncuk denildi ve takımlar 30 Temmuz'dan itibaren orada normal sezon maçlarını oynadı. Aslında normalde playoff'la başlayabilirlerdi ama işte 11 Mart'ta sezon durduğunda fikstürde 259 maç kalmıştır. Şimdi bunların tamamının iptal edilmesi oyuncuların gelirlerinde 645 milyon dolar gibi çok ciddi bir maddi kayba yol açacaktı. Ama işte bu zarar bir şekilde biraz maç sayısı artırılarak en azından 300 milyon dolarlık bir kısmı telafi edildi. Ama yine de yetecek mi? Baktığımız zaman NBA aslında yıllık cirosu 8.7 milyar dolar olan devasa bir lig ve uzmanlar bu pandemi nedeniyle yaşanan kayıplar nedeniyle NBA'in %30'luk bir gelir kaybı yaşayacağını söylüyor 2020 yılı için. Yani bu tabii çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam ama hani pandemi sürecine göre yine aslında belki de iyimser bir tablo diyebiliriz. Hani görece %30'luk kayıp için. Çünkü seyircisiz oynanan maçlar, bu daha sonrası için hani acaba maçlar oynanır mı oynanamaz mı falan diye endişeler de var. Bununla ilgili mesela neler konuşuluyor? Dediğiniz gibi yani belki şu ana kadarki kısım kazasız belasız atlatıldı ama önümüzde bir belirsizlik de var. Yani 2020-21 sezon ne zaman nasıl, hangi şartlarda oynanacak? Şu ana kadar net bir tablo yok. Hani NBA Başkanı Adam Silver'ın Ocak ayını hedef aldıklarını söyleyen açıklamaları var ama hani Amerika Birleşik Devletleri'nde pandeminin seyri göz önüne alındığını açıkçası ben Ocak ayının biraz iyimser kaldığını düşünüyorum. Zaten kesin olarak bir Ocak'ta herhangi bir gün tarih telaffuz edilmedi. Yani benim tahminim belki kış döneminin sonuna doğru Şubat sonu işte Mart başı gibi sezon yeniden başlayabilir, kısaltılmış bir sezon olabilir belki. Şimdi baktığınız zaman tabii şimdi 4 ay 3,5 ay burada oynandı. Orlando'daki bu dediğimiz fanusta oynandı. Ama orada 22 takım ve birçoğu kısa sürelerde kaldı. Yani zaten birçoğu playofflar öncesi elendi. İşte playofflarda elendikçe takımlar evlerine döndü. Ama bu kez normal sezon çok farklı bir şey. NBA'de normal sezon 8 ay boyunca oynanan, Ekim'den Haziran ortasına kadar oynanan ve 30 takımın yer aldığı, işte 1280 maçın oynandığı çok büyük bir organizasyon. Yeniden bir bubble'da bu kadar 30 takım bir arada tutmak tabii kolay değil. Zaten NBA'in de ilk hedefi aslında seyircili olarak, kısmi de olsa seyircili de seyircili olarak sezonu başlatmak ama tabii pandeminin seyri bununla belirleyici olacak. Nasıl olacak? Henüz şu anda netlik yok ama benim tahminim kısaltılmış bir sezon olabilir seyahatleri azaltmak adına. Ve daha sonra yine
bu 50-60 maç olarak benim düşündüğüm normal sezondan sonra belki bir kez daha takımlar Orlando'da veya belki başka bir mekanda yine bir fanus içinde yeniden bir playoff oynayabilir belki. Peki Türkiye'de işler nasıl gidiyor? Basketbol ligi, Türkiye'den de bahsedelim. Valla Türkiye'de tabii şu anda seyircisiz oynanıyor karşılaşmalar. En azından ligin ilk yarısı seyircisiz oynanacak o kesin ama ikinci yarı nasıl bir yol izlenecek o da belirsiz. Hani yerel ligler biraz daha nispeten az sıkıntılı ama Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan Euroleague'de ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. Yani sezon başlayalı 2 hafta oldu ancak ligdeki takımlardan birçoğunda Covid vakaları boy gösteriyor. Şu anda son olarak mesela Rusya'nın Zenit takımında, Zenit St. Petersburg takımında oyuncu ve idareci toplam 13 kişi de Covid-19'a rastlandı. Şimdi bu takımın yarın ve Cuma günü 2 tane maçı vardı. Bunlara gidemeyecek, İspanya'da oynayacaklardı. Dolayısıyla 6 kişi şu anda ellerinde 6 oyuncu var. EuroLeague yönetiminde başvurdular maçların ertelenmesi için. Ertelerse EuroLeague ileri bir tarihe ertelenecek ama eğer ertelenmezse bu maçı oynayacaksınız derse 8 kişiden az oyuncuya sahip olduğu için hükmen kaybedecekler. Böyle de enteresan bir durum var. EuroLeague burada biraz sınıfta kalıyor şu anda. Peki Mete Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınız ve aktarımınız için. Mete Aktaş bizlerleydi efendim. Ve 60 dakikayı noktalandırıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.